Zulüm düzeni 78 yaşında hasta olduğu halde hapsedilen Sise Bingöl üzerinde ne yazık ki şu an cezaevinde devam ediliyor. Değerli arkadaşlar, ben burada Sise anaya bırakıyorum sözleri. Ağrılarım çok şiddetli oluyor. Kulaklarım işitmiyor. Gözlerim görmüyor artık. Yaşlılığa bağlı idrarımı tutamıyorum. Dişlerim takma. Geçen gün dişlerim elimden düştü, kırıldı. Defalarca hastaneye gittim. En son bugün elime yeni dişlerim ulaştı. Bu süre zarfında beslenemedim. Ayaklarım tutmadığı için merdiven çıktığımda adeta işkence görüyorum. Ben de sabah inip akşama kadar sandalyede oturuyorum. Hastaneye gitmek de istemiyorum. Hastaneye gittiğimde ring aracına binip inmekten tutalım. Doktorun yanına gidene kadar çok zorlanıyorum. Poşet poşet ilaçlarım doldu. Artık hangisini tüketeceğimi bilmiyorum. Ayrıca ciğerinden öksürüyorum. Bu öksürüğün nedeni hala bulunamadı. Öksürükten dolayı özellikle geceleri uyuyamıyorum. İlk tutuklanmamda 3 ay cezaevinde kaldım. 3 kez adli tıpa gittim. İlk gittiğimde adli tıp cezaevinde kalamaz raporu verince tahliye oldum. Hüküm giydikten sonra 2 kez daha adli tıpa gittim. Adli tıp cezaevinde kalabilir raporu verdi. Zaten sürgün esnasında yaşadıklarımı hepiniz biliyorsunuz. Daha da ağrı, ana dili Zazaca olan Sisi ana Türkçe bilmemekte ve bu yüzden doktorlara derdini anlatamamakta. Düşünün, ağrılarınız var ama acınızı ne yazık ki anlatamıyorsunuz. Sisi ana hepimizin anasıdır. Elinizi vicdanınıza koyun. Şu an bu ülkede 78 yaşındaki hasta ve yaşlı bir kadına her gün ne yazık ki işkence yapılmaktadır. Yataktan bile kalkamayan, altı başkaları tarafından bağlanan bir annenin cezaevinde tutulmasına seyirci kalmak bu parlamentonun en büyük ayıbıdır. Bu ayıba lütfen ortak olmayın. Hakikaten siyasetler üstü insani bir durumdan söz ediyoruz ve buna çözüm bulmak durumundayız. Ve bu hepimizin boynumuzun borcudur. Sisi anayı bir özgürlük talep ediyoruz buradan ve bu hepimizin görevidir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.